Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve Yeniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Çektiğim videolardan da zil butonunu açarak haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet size çok güzel bir oya modelinin nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde 383 numara yeşilimiz, leylak kar beyazımız ve yine leylak 347 numara sarı rengimizle bir modelle karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi burası iğnesi ile yapılan kısımları tığ oyasından daha hoş durdu arkadaşlar. Yani sanki iğne oyası değil de tığ oyası modeli gibi çok hoş bir model oldu bu şekilde sık iğneli de olduğu için ütüsüz hali bile kalıp gibi duruyor arkadaşlar. Evet modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar her zamanki gibi ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlayıp bu şekilde tığ battığımıza giriyoruz. İki zincir çektik. Bir defa doladık ve iki iki alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Buraya dört tane zincir çekip bu 4 zinciri tırabzanıma tomurcuk olarak kapatıyorum. 1 2 zincir. Ve yandaki tığ battıya girerek bu şekilde tomurcuklu tırabzanımızı yaptık. 1 2 3 4 5. Biliyorsunuz hep aralarına ben 5 tane koyuyorum arkadaşlar bundan. Şimdi 1 2 zincir çekerek buraya 4 tane tığ battı yapıyorum. Bir, iki zincir. Hemen yandaki tığ battıya girdim, kapattım. İki zincir, yandaki tığ battıya girip kapattım. İki zincirimi çektim, yandaki tığ battıya girdim, kapattım bu şekilde. Dört tane gördüğünüz gibi tığ battım hazır. Buraya sekiz zincir çekiyorum. Sekiz zincirimi çektim, döndüm. Bir tane tığ battıma atlayıp ikinci tığ battıma 8 zincirimi kapatıyorum. 1 2 zincir çekerek düz yüzüne döndüm. Buraya yaprağımızın birisini yapıyoruz. 2 2 olarak aldım. Bir defa tığın başını doladım. Yine yuvaya girip 1 2 2 3 tane trabzanım oldu. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 defa doladım. Yuvaya girip 2 2 2 olarak 3 üç seferde 3. trabzanımı yaptım. 2 defa doladım. 1 2 2 2 Evet arkadaşlar tam bu 5. trabzanımız bu şekilde. 5. trabzanımızı sık iğne ile dolduruyoruz. 4 zincirimizi çektik. Bu şekilde kapattım son trabzanımı. Buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve bu da 6. sık iğne. 7. yuvada yapıyorum bu şekilde arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir. 2 defa doladım. 2 Pardon. 1 2 2 2 olarak buraya bir trabzan yaptım Buraya tam 7 tane zincir çekiyorum 7 tane zincirimi çektim trabzanıma girip Bu şekilde buraya kapattım 1 2 3 4 5 zincir Yine aynı yere arkadaşlar Bu şekilde kapattım Çiçeğimin dalı hazır Tekrar 2 zincir çekerek Buradaki yaprağın aynısından buraya yapıyoruz arkadaşlar ve 2 2 olarak aldım. 2 trabzanım oldu. Bir defa doladım. 1 2 2 3 2 defa tığımı başına doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 2 4 oldu. 2 defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2 ve son 2'yi de aldım. Bu şekilde 5 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Son trabzanıma kapattım bu şekilde. Tomurcuğumuzu yaptıktan sonra bu son trabzanımıza 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Alt. 6 tane bu şekilde yapıp 7. sık iğnemi kapattım. Yaprak işlemim hazır arkadaşlar. Bu şekilde şimdi tekrar iki zincirimi çekip yandaki tığ battıya girdim. Tığ battımı yaptım. Bir, iki zincir yandaki tığ battıya kapattım. İki zincirimi çektim. Yandaki tığ battıya kapattım. Üç oldu. Evet arkadaşlar tekrar iki zincir çekerek bu ara suyumuzu iki iki alarak yapıyoruz. Trabzanımızı yaptık. 4 zincirimizi çekip trabzanımızın arasına kapattık tomurcuk olarak. 2 zincir. Hemen yandaki yere kapatıyorum bu şekilde. 1 2 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yandaki tığ battım 2. 2 olarak girdim. 1 2 3 4 zincir kapattım buraya bu şekilde bir iki zincir hemen kapatıyorum arkadaşlar buraya bir iki zincir bundan tam arasın arkadaşlar beş tane yapacağız beş taneden sonra bu yaprağı yapacağız üç dört beş zincir bu şekilde arkadaşlar üç oldu şimdi burada üçte bırakacağım ben arkadaşlar şöyle bir zincirimizi çekip ipimizi de koparırız şu şekilde 5 tane olduktan sonra bu yaprağı yapacağız. Örnek olduğu için daha fazla yapmaya gerek yok. Umarım anlaşıldı arkadaşlar. Şimdi bu şekilde çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, sarı ipimle 2 zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Ters yüzünü çeviriyoruz modelimizin arka tarafındayız. Buradaki yaptığımız 7 zincirli yuvanın için arkadaşlar bir tane sık iğne yapıp Evet arkadaşlar ipimizi tığımıza tutturduk. Bu şekilde ters tarafını çeviriyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz. Buradan sık iğne ile yuvaya tutturdum arkadaşlar. Şimdi buraya 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincirimi yuvaya kapattım bu şekilde. Tekrar 8 zincir. Yuvaya kapattım aynı şekilde. 8 zincir. 8 zincirimi yuvada kapattım bu şekilde. 1 zincirimi çekip döndüm. Şimdi buraya arkadaşlar 10 tane sık iğne yapıyoruz. 1 Rahat dönmek için bir zincirle dönün arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10. sık iğnemi bu şekilde buraya kapattım arkadaşlar. Ve şimdi buraya geçmeden önce şuradaki sık iğne var ya arkadaşlar direkt yeşil yuvaya geçerek şöyle daha muntazam olmasını sağlayıp ondan sonra ikinci yuvamın içine yine aynı şekilde 10 tane sık iğne yapacağım. 1 oldu. 2 3 4 5 6 7 8 8 9 ve 10 Yine ikinci 10 sık iğnemi de bu şekilde doldurdum yuvasını arkadaşlar. Yine aynı bu şekildeki boşluğa girip bir tane sık iğne yapıyorum boşluğuma. Tekrar üçüncü yuvama bir sık iğne ile geçtim. Buraya da aynı şekilde 10 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 ve 10. Şuraya da arkadaşlar girelim. Daha muntazam dursun işimiz. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. iplerimi yakıp beyaz ipimle döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki zincir çekerek beyaz ipimle geldim. Şimdi yine ters çeviriyoruz arkadaşlar. Buradan yeşil yuvadan bu şekilde sık iğne yaparak ipimi tutturdum Kenarında. İpimi tutturdum arkadaşlar buraya. 14 tane çekelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şöyle arkadaşlar bu zincir işi yani çevreleme işi ipin inceliğine kalınlığına göre değişir. Elin sıklığına, gevşekliğine göre değişir. Mesela bu benim bakın 14 çektiğim ip bu köşede sadece arkadaşlar 2 tane daha çekiyorum. Çünkü bu üç köşeler birazcık ipi yediği için dönmeler Ortadakilerle sondakilere göre biraz daha fazla istiyor. Şimdi buraya bakın 13 filan çeksem gayet büyük olacak. Burada size iş düşüyor arkadaşlar. Bu çevre, elinizin sıklığı kalını bakın 13 dahi çektiğim halde nasıl büyük durdu. Burayla bunun farkı geri dönüşüm işlerinde ipi yiyor yani. Yine iki tane şeyin arasına döndüm bu şekilde bakın. İkincisini de kapattık. Üçüncüsü için tekrar 13-14 zincir çekelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şöyle bir çerçeve yaptığımız takdirde arkadaşlar bize küçük ve büyük olduğunu söyleyecektir. Buradaki yere en son yeşil yuvamın sarının kenarındaki yeşil yuvamın içine ipimi kapatıyorum. Ve iki zincir çekerek düz yüzüne dönüyorum. Bu şekilde oluyor arkadaşlar bu çerçeve işleri. Yani şu başta ortadaki ve sondakine göre iki tane bir tane fazla yapın. Çünkü ora ipi yediği için zincir kısmını yediği için biraz fazla olursa daha güzel durur. İki zincir çekerek şimdi buraları dolduruyoruz arkadaşlar. İki zincirimi çektim. Kapattım buraya. Bu şekilde 3. 4. 2 zincir çekerek sık iğne yerine arkadaşlar bunları dolanıyoruz bu şekilde 5 6 7 8 9 10 11 11 kaçırdım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. 12 tane alacak galiba arkadaşlar. Burası birincisi de 12 idi sanırsam. 12 tane topladıktan sonra yine aynı şekilde bu iki sarının arasından yeşil yuvanın içine girdim. Bu şekilde buraya kapattım. Tekrar iki zincirimi çektim arkadaşlar. İki zincirimi çekip buraya bu şekilde kapattım.

On, on. 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 On bir. İki şer zincir çekerek on iki tane dolduruyoruz. Hepsinin içini arkadaşlar. Yine sık iğne ile geçiyorum üçüncü yuvamın içine. Bu şekilde arkadaşlar. Bir iki zincir yuvanın içine kapattım. 1 2 zincir yuvanın içine kapattım. 2 zincir yuvanın içine kapattım. 3 oldu. Evet, 3 oldu arkadaşlar. 4 oldu. 5 oldu. 2 zincir sık iğne ile yuvada kapat. 6 oldu. 7 oldu. 8 oldu. 9 oldu. 10. Bu şekilde arkadaşlar sonuncuyu da kapatalım. Ve şu yeşil yuvaya da bir tane girip daha düzgün durmasını sağlayalım arkadaşlar sık iğnemizin. Bu şekilde kapattık sık iğne ile. Buraya iki zincir çekiyorum. Ve ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar çok güzel duruyor bence çok da şahane duruyor. Ütüsüz hali bile gördüğünüz gibi gerçekten ütülü gibi duruyor. Yapımı da kolay gördüğünüz gibi sık iğneleri doldurup üzerine de iki zincirli sık iğnelerle doldurulup bitiriliyor. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.